Önce şunu belirtmek lazım, darbe girişiminden sonra, 2016'dan sonra bu tür faaliyetler dümdüz edildi. Yapma imkanları da ortadan kaldırıldı. Sonra yavaş yavaş belirli çabalarla bazı etkinlikler yapılsa bile bu ölçekte, bu kapsamda bir faaliyet ilk defa yapılıyor ve bu seçime artık işte 100 günden biraz fazla bir zaman kala yapılıyor. Önce buraya bir işaret etmek lazım. İçeride tutulan yer, salonu, fuayesi vesairesi hareket etmenin zor olacağı kadar dolu. Yoğun bir katılım ve ilgi var. Bunu da bir aktarmak gerekiyor. Peşinden eş başkanların konuşmasıyla başlayan oturumun birinci kısmının temaları içerisinde mevcut cumhuriyetin geçmiş yüzyılına yönelik eleştiriler kuvvetli bir yer tutuyordu. Ama aynı zamanda özellikle Sırrı Süreyya Önder'in konuşmasında cumhuriyetin bu demokratik olmayan karakteriyle mücadele eden kişilerin bir kendi eleştirisi, bir öz eleştirisi de dile getirildi ki bu da hem Halkların Demokratik Partisi'nin peşine düştüğü cumhuriyeti demokratikleşme yani bütün yurttaşların eşit ve özgür haklara sahip olduğu, hegemonyanın eşit biçimde paylaşıldığı bir arada yaşama modeline yönelik mücadelenin kalbindeki dinamizmi gösteriyordu bu öz eleştirel tutum. Öz eleştiri içinde iki noktayı işaret edelim. Bunların önemlilerinden bir tanesi LGBT'yi başlığının bu konferans itibariyle eksik kalması ve tutulmasıydı. Hem LGBT'lilerin bu dönem içerisinde ağır saldırılara hedef olan kesimler olduğu için bunların sorunlarının dile getirilmesi, hem de işte çok sayıda demokratik mücadelede yer alan ve entelektüel kapasite olarak da böyle bir konferansı gayet iyi biçimde çekip çevirebilecek olan bir kesimin entelektüel birikiminden ve mücadele azim ve birikiminden yararlanılmaması söz konusuydu. Bu öz eleştiri sanıyorum bu konferansın en önemli boyutlarından birini daha şimdiden, yani birinci oturum itibariyle yerine getirmiş oldu. Diğerlerini özetlemekten çok izleyicilerin izlemesine bırakmak, biz de işte izliyoruz, kaydediyoruz, ayrıntılı biçimde aktarmaya çalışacağız. Sanıyorum belki özenle vurgulanması gereken bir ikinci kısım da yine Türkiye'deki demokratikleşme mücadelesi ve antidemokratik gidişat, yani kalıcı bir otoriter faşizan yapıyı tahkim etmeye yönelik gidişatı durdurabilecek, bunu engelleyebilecek, bunu frenleyebilecek yapının, yine Kürtlerin inisiyatifinin başını çektiği politik ortaklaşma olarak kendisini ortaya koyması. Yani Halkların Demokratik Partisi ve onun etrafında bir araya gelen, onunla birlikte hareket eden diğer partilerin oluşturduğu ittifakı kastediyorum. Yani Kürt meselesi hem Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde çözüm bekleyen en önemli mesele, hem de aynı zamanda çözümün en önemli ortağı. Yani bir demokratik yapılanmaya doğru gidilecekse çözümün en önemli ortağı olarak beliriyor. Hem birinci oturumdaki konuşma ve konuşmacılar, hem ilk konuşmasını izlediğim ikinci oturumun teması ve gidişatı bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Konferans bu haliyle de yaklaşacak seçime önemli bir entelektüel aynayı şimdiden tutuyor. Demokrat Partisi milletvekilleriyle de yaptığımız yayınlarda da bahsettiğimiz bir hususta Millet İttifakı'nın açıklamış olduğu mutabakat metniydi. Daha öncesinde HDP bir tutum belgesi açıklamıştı. Bu belgedeki yer alanlarla Millet İttifakı'nın açıkladığı tutum belgedeki bazı maddeler uyuşuyordu, ama uyuşmayan noktalar, hatta yer almayan bazı noktalar vardı. Kürt sorununun yer almaması, LGBT artıların yer almaması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yer almamasıydı. HDP yaptığı her açıklamada vekiller burada da bahsettiler. Müzakereye açığız, görüşmeye açığız. Olası bir Millet İttifakı ve Emek Özgürlük İttifakı görüşmelerinde bu masada, bu maddeler, olmayan maddeler masaya yatırıldığında bir çözüm çıkabilecek midir sizce? Şimdi aslında o maddelere dikkatli bakıldığında lafzen, ismen bazı şeyler olmasa bile içerik olarak var olduğu görünüyor. Örneğin
Evet, Kürt denilmiyor. Kürt sorunu, Kürt sorunun çözümünden ve bu çözümü mümkün kılacak demokratik yol ve yöntemlerden bahsedilmiyor ismen. Ama pratikte bu tür müzakerelerde ve bir eşit yurttaşlığa dayalı toplum kurmaya yönelik konuşulabilecek çok sayıda başlık var.